Samanyolu'nda şimdiye kadar bulunan en vahşi öte gezegenlerden biri daha da ilginç hale geldi. Gökbilimciler Kelt-9b'nin atmosferinde buharlaşmış metal bulutları içinde dönen nadir toprak metali terbiyumu tespit ettiler. Bu son derece nadir element, uzak bir dünyada ilk kez bulundu. Ekip ayrıca vanadyum, baryum, stronsiyum, nikel ve diğer elementler için yeni tespitler yaparak önceki tespitleri doğruladı ve Kelt-9b'de olup bitenlerin gerçekten çok garip olduğunu öne sürdü. Daha ayrıntılı bilgi edinmeyi mümkün kılan yeni bir yöntem geliştirdik. Bunu kullanarak, daha önce hiçbir dış gezegenin atmosferinde hiç bulunmayan nadir bir madde olan terbiyumda dahil olmak üzere 7 element keşfettik, diyor. Bir öte gezegenin atmosferinde terbiyum bulmak çok şaşırtıcı. Kelt-9b, yaklaşık 670 ışık yılı uzaklıkta yer almaktadır ve gerçekten de oradaki en uç gezegenlerden biridir. Sıcak Jüpiter olarak biliniyor, ev sahibi yıldızıyla o kadar yakın bir yörüngeye kilitlenmiş ki, kavurucu sıcaklıklara kadar ısınan bir gazdevi. Üstelik Kelt-9b, var olan en sıcak yıldızlardan biri olan mavi bir süperdev yıldızın yörüngesinde sadece 1,48 günlük son derece dar bir yörüngede dönüyor. Bu yakınlık, öte gezegeni büyük ölçüde buharlaştırıyor. Gündüz tarafında, Kelt-9b 4600 Kelvin'i 4327 santigrat derece veya 7820 Fahrenheit aşan sıcaklıklara ısıtılıyor. Bu bir dış gezegende şimdiye kadar gördüğümüz en yüksek sıcaklık. Bilinen tüm yıldızların en az %80'inden daha sıcak. Neyse ki Kelt-9b yıldızla aramızdan geçecek şekilde yörüngede dönüyor. Bu bilim adamlarının atmosferine bakabildikleri anlamına gelir. Yıldız ışığı Kelt-9b'nin atmosferinden geçtiğinde, ışığın bazı dalga boyları gazdaki atomlar tarafından emilir ve yeniden yayılır. Sinyal küçüktür, ancak yörüngeleri istifleyerek, gökbilimciler, yıldızın kendi başına gözlemlerine kıyasla, gezegen geçiş yaparken yıldızın ışığının spektruma daha parlak ve daha karanlık kısımlar görmek için sinyali yükseltebilirler. Biraz analiz gerektirir, ancak bilim adamları bu karanlık ve aydınlık kısımların imzasına bakabilir ve ışıktaki değişikliklere hangi elementlerin neden olduğunu belirleyebilirler. Bu verilerle Kelt-9b, 2018 yılında atmosferinde buharlaşmış, demir ve titanyum tespit edilen ilk öte gezegen oldu. Ardından, bir yıl sonra, bilim adamları sodyum, magnezyum, krom ve nadir toprak metalleri skandiyum ve itriyumda bulduklarını açıkladılar. Şimdi, Borsato ve meslektaşları, Kelt-9b ve ev sahibi yıldızının spektruma bulunan elementlerin daha ayrıntılı dökümlerini yapmak için analiz tekniklerini geliştirdiler. Sonuçları, önceki hidrojen, sodyum, magnezyum, kalsiyum, krom ve demir tespitlerini doğruladı ve öte gezegenin atmosferinde tespit edilmemiş birkaç metal tespit etti. Atom numarası 65 olan terbiyum gerçek sürprizdi. Burada dünyada ağır element son derece nadirdir ve genellikle diğer elementlerle birlikte eser miktarlarda bulunur. Bugüne kadar hiçbir doğal terbiyum baskın mineral tespit etmedik. Yerkabuğundaki tahmini bolluğu %0,00012 civarındadır. Onu başka bir dünyada bulmak ilginç çünkü, terbiyum gibi ağır elementler ancak bir süpernova patlaması veya iki nötron yıldızının çarpışması gibi en şiddetli koşullarda dövülebilir. Bu demirden daha ağır tüm elementler için geçerlidir, ancak öte gezegen atmosferinde terbiyumun saptanması hiç de beklenmiyordu ve bu bize Kelt-9b ve yıldızının tarihi hakkında bir şeyler söyleyebilirdi. Bu şeyler söz konusu olduğunda, her ikisinin de nispeten genç olduğunu biliyoruz. Yaklaşık 300 milyon yıl. Bağlam açısından Güneş, yaklaşık 4,6 milyar yaşındadır. Kelt-9b'nin atmosferinde tespit edilenler gibi, ağır elementler içermeleri için, bu şiddetli olaylardan birinin püskürmesini içeren, malzemelerden oluşmuş olmaları gerekir.
bu tür olaylar, bir yıldızın ömrünün sonunda meydana geldiğinden, evrendeki ağır elementlerin miktarı zamanla artar. Bir yıldız veya öte gezegen ne kadar eski ise, o kadar az ağır element malzemesine sahip olacaktır. Tersine, daha genç yıldızlar ve öte gezegenler, daha ağır elementlere ve muhtemelen, daha fazla çeşitliliğe sahip olacak. Borsato, ağır elementler hakkında daha fazla şey öğrenmek, diğer şeylerin yanı sıra, dış gezegenlerin yaşını ve nasıl oluştuklarını belirlememize yardımcı oluyor, diyor. 2000 çalışması, öte gezegen atmosferlerini analiz etmek için kullanılan teknikleri de geliştiriyor. Bilim hala oldukça yeni, ancak büyük bir hızla büyüyor. Yeni nesil teleskoplar onu katlanarak genişletecek. Bu sadece KELT-9b gibi aşırı uç değerleri incelemek için değil. Bilim adamları, Güneş sistemi dışındaki ilk yaşam tespitimizin, yabancı bir dünyanın atmosferindeki biyolojik materyalin tespiti yoluyla olacağına inanıyor. Borsato, ultrasıcak öte gezegenlerin atmosferlerindeki ağır elementleri tespit etmek, gezegenlerin atmosferlerinin nasıl çalıştığını öğrenmeye yönelik bir başka adımdır, diyor. Bu gezegenleri ne kadar iyi tanırsak, gelecekte Dünya 2.0 versiyonunu bulma şansımız o kadar artar.